Gündüz'den iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam gece gündüzü tiyatroya ayırdık ve iki değerli tiyatro insanıyla, iki duayen isimle birlikteyiz. Sevgili Göksel Kortay ve Haldun Dorman, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, hayli yoğun bir temponuz olduğunu biliyorum. Yayın öncesinde de biraz sohbet ettik. Çok da koşturmacalı bir zaman. Evet. Hatta Haldun Hocam'la biz daha önce Nisan'da en son bir araya gelmişiz. Öyle bir anlatmışız ki program yetmemiş. O yüzden sağ olun, var olun geldiğiniz için. Bu kez aslında yine çok heyecanlı, hoş bir vesileyle buluşuyoruz. Çünkü yıllardır eğitimci yanınız biliniyor. Muhakkak çokça öğrenciniz ve çokça bu alanda verdiğiniz emek var. Şimdi yepyeni bir okul ve akademi için yeniden elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Evet. Herhalde öyle ifade edebilirim. Evet. Sahne Tozu, tiyatrosu ve akademisi 2005 yılında İzmir'de başlayan bir serüven. Ve şimdi 2015 aralığından bu yana İstanbul'a, Nişantaşı'na taşındı. Ve oradan sonrasını sizden dinleyelim. Siz Çağlar İşgören'le en baştan itibaren birlikte. Evet, ben orada sanat danışmanıyım ayrıca. Zaten yani Çağlar İşgören öğrenciniz bildiğim kadarıyla. Öğrencim değil. Bana geldi, benden konuştu genç bir adam. Peki, çok güzel. Ben ondan sanat danışmanı oldum. Ne Benim güzel. Öyle buldum. Ben şimdi İzmir'de onların sanat danışmanıyım. Burada da bir şeyim yok. Direkt bir ilgim yok. Doğrudan böyle şey. Hocayım yani. Eğitimciyim. Eğitimciyim. Burada yalnız eğitici bir şeye karışmıyorum yani. Peki efendim, siz nasıl dahil oldunuz? Ben de Çağlar İşgören'le Haldun Dorman aracılığıyla tanıştım. O çok medetti. Tanışmalısın onlarla dedi. Tanıştık. İşte benim de herhalde 6-7 yıl oldu. Biz bayılıyoruz onlara. Aslında bir eğitim kurumu ve giderek de büyüyen bir okul haline geliyor ama işin başında ilk eğitimcileri de sizlersiniz. Öyle evet, mi anladım? Evet, doğru mu? Hayır, onların İzmir'de bayağı geniş, yani 500 kişiyi bulan bir öğrenci kitleleri var. Bu sene 600'e çıktı. Ne güzel, çıktı. Peki. Yani 10-11 yıldan beri ders vermekteler. Aynı zamanda da tiyatrolarını sürdürüyorlar. Doğru. Oradan bazı öğrenciler tiyatroya burada devam ediyorlar. O akademinin, yani Sahne Tozu, İzmir Sahne Tozu Akademisi'nin şimdi İstanbul'da kolu bir oluyor. Evet, ama sizlerinizde doğru bir şey var. Çağlar her zaman şey diyor. Ben Dorman Tiyatrosu'nun yolunda yürüyorum diyor. Evet. Yani Dorman Tiyatrosu'nu devam ettiriyor gibi hissediyorum kendimi diyor. Ve o yolda yürüyor. Evet yani onu yapmak istiyor. Dorman Tiyatrosu'nun ne yaptıysa, hangi evrelerden geçtiyse onları yapmak istiyor. Nitekim o bir ekoldür ve de hep yol gösterir. Bunu daha önce de konuştuk. Evet. Şimdi okul gerçekten çok değerli isimlerle yoluna devam ediyor. Sanatçılarla. 2016-2017 sezonu dönemi diyeceğiz artık. Kasım'da başlayacak. 8 aylık kurslar. Zerrin Tekindor, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Kandemir Konduk, Selçuk Borak. Serpil Günseli, bu isimleri not aldım. Şimdi eğitim verecekler okulda. Sizlerin dahli oldu mu bu isimlerin de kadroya dahil olmasında? Nasıl oldu? Biraz öyle de sorayım. Çağlar söyledi. Biz de çok mutlu olduk tabii bu isimlerin bu kadroya girmesi. Okulun çok daha güçlü bir hale gelmesini sağlıyor. Geçen yıl başladı aslında. Geçen yıl ikinci dönem başladı. Anca yetişebildi işte resmi işler, evrak, işleyiş var tabii. Derken Ocak'ta yok, Mart'ta başladık değil mi? Mart'ta başladık. Yani bir dönem oldu geçen yıl. Ve 4 aydı geçen sene. 4 aydı. Şimdi 8 aylık bir eğitim. Şimdi 8 aylık. Geçen yıl yalnız Haldun Dorman'la ben vardık. Evet. Bu yıl daha geniş bir kadro ile inşallah Kasım'ın sanıyorum ikinci haftasında başlayacağız. Evet, bu güzel haber ve tiyatroya gönül verenlerin, tiyatro yapmak isteyenlerin, bu konuda eğitim almak isteyenlerin ki yazarlık eğitimi de söz konusu. Evet. Bu dans da çok var, önemli. Koreografi var. Evet, bütün bunları bir arada alabilecekleri bir platform. Şunu sorayım. Ben bir kere müzikal. Müzikal yani, eğitimi. Yani, müzikal eğitim yapıyorum. Yani sene sonra mutlaka 8 ay sonra veya 4 ay sonra neyse mutlaka bir show sahneye koyuyorum. Bu sene bir müzikal yapmak niyetindeyim. Ne güzel. Yani gelen talebeler kim olursa olsun. Belki Amfitryon'da benim yazdığım bir müzikal var. Belki Amfitryon'u sahneye koyarım. Çünkü onun kadrosu şey yapabiliyor.
Yani istediği kadar genişletilebiliyor. Geçen yılki yıl sonu oyunu bile Haldun Bey'in yaptığı, yani 4 aylık bir dönemin sonunda çok güzel bir müzikal panorama yapmıştı. O yani 4 aylık bir çalışma olduğu halde çok hoştu. Yani herkese sahneye çıkması lazım. Ben kulaklarıma, evet, gözlerime inanamadım. O kadar hoştu. Bir bütün sahne eğitimi diye anlıyorum, evet, zaten. Şunu da sorayım. Kimler başvurabiliyor? Başvuru için bir mülakat, sınav 18, gerekiyor 78 mu? 18-78 herkes. 18-78, evet, ne güzel. 88 de olur. Harikasın. Peki nasıl bir profil var? Öyle bir izleniminiz var? Geçen 65 yaşında bir hanım vardı. Tabii tabii. Öyle mi? Evet. Hem ikimizin de derslerine geliyordu. Çok, evet, meraklı çok yani. Çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman geç değil. Bankacı bir hanım. Çok da yetenekliydi. Çok da hevesliydi, heyecanlıydı. Çok var. Çok yetenekliler var aralarında. Mesela ailesi bırakmamış, vaktiyle olmak istemiş. Evet. İçinde kalmışlar var. Şimdi ruhunun istediğini, evet, yapmak için. Evet, istediğini yapıyorsunuz. Hani, ve ben de mutlaka sahneye çıkmak zorundasınız. Sene sonunda. Ne güzel, yani ne güzel. O zaman ben yolu açık olsun. Yeni dönemde, evet, gelecek öğrencilerin, öyle İnşallah. Söyleyeyim. Tabii yıllardır bunca emek, bunca birikim ve elbette çokça da izlenim, gözlem olmuştur. Aslında biz hep Haldun Hoca'yla da konuştuk. Tiyatroya gönül verenlerin, tiyatro yapmak isteyenlerin profili acaba yıllar içerisinde değişti mi? Şimdi gelen öğrencileriniz eskiye kıyasla nasıl bir istekle, arzuyla geliyorlar? Bence daha çok geliyorlar. Eskisine nispetle çok fazla geliyorlar. Tamam. Belki de çoğu televizyoncu olmak için geliyor. Biraz öyle dizilerin yarattığı bir cazibe mi var? Tabii. Ben diyorum ki dizi oyuncusu mu olmak istiyorsunuz? Hayır, biz tiyatrocu olmak istiyoruz diyorlar. Ama gerçekten tiyatrocu olmak isteyenler de var. Var tabii, ve de olan da çok var. Hatta dizi oyuncusu olup, nitekim az önce konuşuyorduk dün akşam benim gördüğüm, siz de görmüştünüz oyunu. Filler, Kadınlar vesaire. Orada Açelya Topaloğlu benim öğrencim. Hem televizyon yapıyor, hem tiyatro ne yapıyor. Ne güzel de bir, yani, performans. O ikisini bir arada, fevkalade. O ikisini bir arada yürütmek çok önemli, çok değerli. Ve onu yapmak isteyen ve yapan da çok var doğrusu. Zaten bir bakıma da zorunlusunuz bunu yapmaya. Evet. Çünkü yani tiyatrodan gerektiği kadar para kazanamazsanız bile televizyonla onu, evet, ayarlıyorsunuz. Evet. Bu iyi bir denge oldu. İdare edebilmek, evet, yani. Ama bir de tabii oyunculuğunu göstermek açısından da, yani oyunculuğunu nasıl diyeyim, kabul ettirmek açısından da, evet, tiyatro sahnesi kamera çok önemli. Kamera oyunculuğunun ötesine taşımaktan bahsediyoruz. Yani o çok önemli, çünkü her zaman dendiği gibi dünyanın bütün ülkelerinde oyunculuğun er meydanı tiyatro sahnesidir. Evet. Ama şöyle bir yanı var. Bu da bir gözlemse eğer, ben bile aktarabilirim. Evet, dizilerde oynuyorlar. Evet, sinema yapıyorlar. Bu çok daha mümkün ve daha çok, evet, fırsat var, evet, biliyorum. Ama illaki tiyatroda yapmak istiyorlar. Hatta genç nesil tiyatrocu arkadaşlarımızdan biri öyle demişti. O da dizilerde, sinemada var. Ama dedi ki tiyatronun bize değil, bizim tiyatroya ihtiyacımız var. Evet, tabii, doğru. Değil mi? Doğru, bu, çok güzel. Doğru. Benim de aklımda kaldı. Doğru. Peki nasıl bir fark yaratıyor böyle bir eğitim? Aslında onu da sormak istiyorum. Çünkü hani kamera oyunculuğu dedik ya, şimdi dizilerde gerçekten çok yetenekli, çok genç oyuncular var. Ama sizler ayırt edersiniz. Nedir eksik olan ya da ne yapmaları lazım? Bu yeni dizi oyunculuğu gerçekten oyunculuğa bir katkı yaratıyor mu? Yaratabilir. O da bir deneyim tabii. O da ayrı bir deneyim. Çok da güzel bir deneyim. Evet. Ama iyi bir tiyatro oyuncusunun dizi oyuncusu olmaması için sebep yok. Hiçbir sebep, yani, yok. Yani iyi yürüyüp bir kamera çalışmasından sonra hemen kendini şey yapabilir. Ben zaten hep onu söylüyorum. Önce oyuncu olunur. Evet. Evet. Sonra ister tiyatroda oyna, ister dizide oyna, ister sinemada oyna, ister ne yaparsan. Bunu ayarlayabiliyorsunuz yani. Evet. Yani ama önce oyuncu olunur. Temel tiyatro sahnesinde, evet, atılırsa diğer aşamaları çok daha belki de kolay, evet, geliyor. Evet, doğru. Evet. Peki Sahne Tozu'nun oyunlarıyla ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz? Sahne Tozu'da ben işte geçen gün geçen hafta Perşembe akşamı Pes Doğrusu'da bir oyun başladı. Kapalı gişe oynuyor. Kapalı gişe, kıyamet, harika, kopuyor. Ve çok eğlenceli ve bence mükemmel oynuyorlar. Yani harika bir kadrosu var ve çok iyi, çok çalışanlar ve çok iyi. Gerçekten kendileri veren gençler oldukları sizin için. Sizin uyarladığınız bir oyun. Benim uyarladım ve benim sahneye koydu. Ben de çok keyif aldım. Ve işte ayın 7'sinde galiba. Yok yok. Ayın 11'inde galalar var. Bir tekrar İzmir'e gideceğim.
İzmir'de devam ediyor. O İzmir'de İstanbul için böyle bir... İstanbul'da plan. Okul. İstanbul'da okul. Yani zaten. İleride öyle bir niyet olabilir. Hmm. Ama bence fazla dağılmamaları evet, lazım. Evet yani ama tabii şimdi onlar çok ilginç bir grup. Yani öyle bir İstanbul'da olalım, dizi yapalım, dizilerde oynayalım, İstanbul sahnelerinde oyunlar sergileyelim diye öyle fazla film bir meraklar yok. Film bile yaptılar. Evet. Efe diye bir film Efe, yaptılar. Evet. Hmm. Arada onu da sıkıştırdılar yani. Yani öyle fazla bir merakları yok. Onlar İzmir'den memnunlar. İzmir izleyicisine hitap etmek istiyorlar ve bunu çok güzel yapıyorlar. İzmir'deki öğrencileriyle haşır neşir oluyorlar. Ondan da çok memnunlar. Öğrenciler de onlardan çok memnun. Ve de çok da o öğrencilerin yaptıkları oyunların ben çoğunu görüyorum. Çok iyi, hepsi çok iyi. Çok iyi öğrenciler yetişiyor. Onlara gelince yani grup olarak sahne tozuna gelince... onlar 13 kişi yani 13. Ana kadro 13 kişi. Ana kadro. Çağlar İşgören olmak üzere. Yani ben böyle bir ekip görmedim daha bugüne kadar. Müthiş heyecanlı, müthiş tutkulu. Yani bir tiyatrocuda, iyi bir tiyatrocuda olması gereken ne varsa onlarda var. Yetenek var, heyecan var, aşk var, disiplin var, terbiye var, saygı var, çalışmak var. Her işi yani, kendileri yapıyorlar. Her işi. Dişiciliği de kendileri yapıyor. Mutfağında da onlar evet, var. Evet, sabah 9'da tiyatroya giriyorlar. Gece 3'lere de bazen sabah 5'lere 6'lara kadar. Orada konuşuyorlar, orada üretiyorlar, orada tartışıyorlar her şeyi, oyunlarını. Geçen yılda ben onlara ikinin biri diye bir oyun sahneye koymuştum. O da kapalı gişe oynadı. Çok iyi gitti. Yani bir de benim hoşuma giden, sevindiğim İzmir izleyicisini tiyatroya gelmeye alıştırdılar. Ayaklarını alıştırdılar. Şimdi artık İzmir izleyicisi gidiyor. Oysa ki eski yıllarda biz İzmir'e kışın turneye gittiğimiz zaman zar zor izleyici gelirdi. Yazın evet şeyde fuara giderdik. Evet. O zaman tıklım tıkış yazın açık havada çok güzel. Ama kışın gittiğiniz zaman zor izleyici bulurdunuz. Şimdi gidiyorlar merakı bakın dolduruyorlar işte artık. Ne güzel. Yani müthiş. Bu anlattıklarınız çok önemli. Çünkü evet zaman zaman konuşuyoruz. Tiyatroya dair hep umudumuz var. Ve daha da iyi olacak. Çünkü genç nesil. Müthiş. Müthiş geliyor. Sizlerden bu geri dönüşü almak da bizi ayrıca yok, mutlu ediyor. Yok müthiş bir genç oyuncu. Ayrıca İzmir. İzmir çok önemli. İzmir'de evet. Çünkü gerekli kalıyor. İzmir çok aydın evet, bir şehir. Evet. Yani müthiş bir cumhuriyet şehri. Gerçek bir cumhuriyet şehri. Orada tiyatroların bu kadar böyle hani şey olması beni çok üzüyor. Üzüyordu. Bir gerçek üzüyordu. Şehir tiyatrosu yoktu. Kaç tane oturmuş devlet şeysi yoktu. Özel tiyatro yoktu. Bir tek devlet tiyatrosu vardı. Şimdi bu onlar bir büyük bir açığı kapatıyorlar bu tiyatroyla. Yani hep bir çeşit şehir tiyatrosu gibi oldu. Bir başlangıç gibi olmuş. Evet. Şimdi evet. İstanbul'a uzanan akademi okul yanıyla da çok önemli. Ve ben söylüyorum çocukların yolu açık olsun. Hepsinin sizler de böyle olsun. El verdikten sonra birikimlerinizi evet. Paylaştıktan sonra. Bütün genç sonra... oyuncuların yolu açık evet. Olsun. Ve gerçekten de evet, evet. Çok iftihar edeceğimiz, gurur evet. Duyacağımız. Hepsinin biraz zır dili olduğunu da kabul edecek. Bu işin içinde o var hocam. Müthiş bir genç oyuncu grubu var ki ben bayılıyorum. Yani televizyonda, tiyatroda müthişler. Ne güzel anlattınız. İçimiz açıldı. Efendim tamamlamak üzereyim ama Bedia Muhafit ödülleri de devam ediyor mu? Burada biliyorsunuz Afife ödüllerimiz var. Evet. Orada da Bediye Hanım çünkü ilk sahneye orada çıktı. Evet. Atatürk'ün evet. Emriyle. Onun için evet. Orada onun ismi Bediye Muhafit ödülleri olması çok önemli. Devam ediyor. O sahne tozunun hiçbir katkı almadan yaptığı ve gerçekten çok mükemmel, çok müthiş olan bir yani gittikçe de ilerleyen, gelişen bir gene ödül ki tabii bu da biz tiyatrocular için çok hoş. Harika, çok teşekkür ediyorum. Güzel haberler verdiniz. Sağ olunuz katıldığınız için. Gece gündüzü bu akşam da böyle tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Gene bitti galiba. Evet, çok bitti.